Futbolun şehirlerinde bu hafta Serhat şehri Kars'tayız. Türkiye'nin en doğusundaki illerden biri olan Kars'ta son yıllarda kış turizmi özellikle dikkat çekiyor. Doğu Ekspresi ile birlikte Kars adeta bambaşka bir turistik boyuta geçti. Biz de Kars sokaklarını, Kars'ı sizler için gezeceğiz. Tabii burada gezilecek, görülecek çok sayıda tarihi eser var. Yine Sarıkamış'ı göz önüne aldığımız zaman yakın tarihimiz açısından çok önemli bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Orada yaşanan dramı da yine bu programda ekranlarınıza getireceğiz. Ama futbol olarak baktığımız zaman da Kars 36 Spor, Kars'ın bölgesel amatör ligdeki şu andaki temsilcisi. Onlar ne durumda? Bir dönem mücadele ettikleri üst liglerde tekrar olabilecekler mi? Yine bu programda ekranlarınıza gelecek. Kars'a geldik. Şubat ayındayız ama pırıl pırıl bir güneş var şu anda. Biraz mevsimlerin tersine döndüğünü artık kabul etmemiz gerekiyor herhalde ama Kars'ın en güzel manzarasından programı açıyoruz ve Kars'ı gezmeye hep birlikte başlıyoruz. Kars'ı gezmeye Kars Kalesi'nden başlayalım dedik ve güzel güneşli bir havada Kars Kalesi'nin önüne geldik. Bu kale öncelikle Urartular döneminde aslen ilk olarak yapılmış ama 1153 yılında Melik İzzettin emriyle kale tekrar baştan inşa edilmiş. Aslında arkamda gördüğünüz kale iç kale olarak adlandırılan yer. Kale çok daha geniş bir alana yayılmış durumdaymış ama günümüze kalan sadece iç kalenin kalıntıları var. 280 burç, 2500 metrelik bir alan. Baktığınız zaman çok büyük ve tüm dönemlerde kullanılmış bir kale. Çünkü gördüğünüz gibi çok hakim bir noktada ve şehri korumak için de bu kale hep kullanılmış ama hep de saldırıya uğramış. İranlılar, Moğollar buraya neredeyse hiç saldırmayan kalmamış. En sonunda Ruslar sürekli buraya saldırmışlar ve tahrip etmişler aslında kaleyi ama her tahrip edildikten sonra yeniden yapılmış ve günümüze kadar da böylece ulaşmış. Şu an Kars'ı biraz yukarıdan gören bir meydandayız. Burada çok sayıda eser var. Her döneme ait eserler var. Biz de onları sizin için teker teker ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncelikle Kars'ın simgesi Kars Kalesi ile başladık. Kars'ı gezmeye, görmeye başladık ve şimdi Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri'nin türbesi ve caminin önündeyiz. Aynur Başdımar yanımızda, sanat tarihçisi. Evet. Ve burayla ilgili bilgileri ondan alacağız. Öncelikle kimdir Harakani Hazretleri? Harakani Hazretleri İran'ın Bestam şehrinde, Harakan köyünde dünyaya gelmiş bir evliya, günümüz evliyalarından. O dönem Bestam dergahında türbedarlık yapmış. Daha sonra zamanında Selçuklu akınları olduğu sırasında müritleriyle birlikte Anadolu'ya geliyor Selçuklu akınları sırasında. Anadolu'da Türklüğün ve İslamiyet'in yayılmasında çok etkili bir evliya. Evet. Ebu'l-Hasan Harakani burada Yahni Dağı'nda, Ani'ye giderken Yahni Dağı'nda savaştığı, şehit olduğu bilinir. Ve 1579 yılında Kars civarında, Kars'ın inşası döneminde bir askerin rüyasına gelir. Burada gömülü olduğu söylenir. Zaten o dönemlerde sadece minare mevcuttur. Evet, orijinal çok, minare. Tabii taş örgüden, yığma taş örgüden cami vardır, minaresi mevcuttur. 1579 yılında kazı yapılır ve çıkan kemiklerinin olduğu bölgeye türbe yapılır. Türbe ve cami, cami daha sonra birkaç kere restore daha, edilmiş. Daha tabii restore ediliyor, tekrardan yeni bir cami yapılıyor. Ve aslında Kars'a geldiğinizde ilk görmeniz gereken yerlerden biri diyebiliriz. Tabii, belki de. Yani burada bizim yaşam tarzımız da Harakani'nin belirlediği düsturlar yolundadır. Yani Anadolu'da hem Türklüğün hem İslamiyet'in yayılmasında önemli bir isimdir.
Kars'ta eski şehir diye adlandırılan meydanda aslında pek çok tarihi eser var. Onlardan biri de Kümbet Camii. Burası 900'lü yıllarda Kral Abbas tarafından yaptırılmış ve Gregorian tarzı bir kilise olarak da dikkat çekiyor. Aslına bakarsanız yakın tarihe kadar çok farklı amaçlarla kullanılmış. Tabii burası Rus işgali altındayken tekrar kiliseye dönmüş bir dönem. Ondan sonra ise 1964 ve 80 arasında Kars Müzesi olarak hizmet vermiş. Ama daha sonra müze daha geniş, daha büyük bir yere taşındıktan sonra bir süre kullanılmamış ve daha sonrasında ise 1994'ten itibaren cami olarak tekrar açılmış ve halen de burada ibadet ediliyor cami olarak. Şöyle baktığınız zaman kümbet formatında yapıldığı için Kümbet Camii olarak da adlandırılıyor. Dedim ya, bu meydanda çok sayıda cami var. Eskiden çok daha fazlaymış sayıları. Bazıları kiliseden dönmüş, bazıları sonradan yapılmış. Ama Kars'taki meydana geldiğiniz zaman gerçekten pek çok tarihi eseri aynı anda görme şansı buluyorsunuz. Kars'ta Ulu Cami'nin içerisindeyiz. Halk arasında Yanık Yağlı Cami olarak da biliniyor burası. Tarihçesine bakacak olursak 1579'da Kars'ın yeniden imarı sırasında Sultan 3. Murat tarafından yaptırıldı. Ama 1600'lü yılların başında İran saldırıları oldu ve İran orduları burayı tamamen yıktı ve yok etti. Daha sonra Sultan 1. İbrahim 3. Murat'ın anısına 1643 yılında burayı tekrar yaptırdı ve o tarihten beri de Ulu Cami var Kars'ta. Tabii ondan sonra pek çok şey yaşandı burada. Uzun bir süre burası ibadethane olarak hizmet verdi ama tabii ki Rusların Kars'ı işgalinden sonra burası da bir dönem silah deposu olarak kullanıldı. Önce burada ibadet edilmesine izin verdiler, sonra silah deposu olarak kullandılar. Ta ki 1918 yılına kadar. 1918 pek de hatırlamak istemeyeceğimiz acı bir yıl. Çünkü 1918'de Ruslar Kars'tan çekildikten sonra burayı Ermeni taşnak çetelerine bıraktılar ve o taşnak çeteleri burada çok büyük bir katliam yaptılar. Sizinle anlaşacağız diyerek bölge halkını tam da olduğumuz şu anki noktada caminin içerisinde topladılar ve katlettiler. Yaklaşık 300 kişi burada katledildi ve onlardan sonra da duvarlarda hala kan izleri ve yağ izlerinin olduğu görülebiliyor. Acı bir olay da yaşandı burada. Sonra bir süre burası metruk halde kaldı ama yakın tarihte tekrar restore edildi ve ibadete açıldı. Kars'ta Türkiye'nin ilk peynir müzesindeyiz. Yanımızda proje koordinatörü Ahmet Yılmaz var. Hem müzeyi hem de tabii ki Kars peynirini soracağız. Aslında aşamalar da şu an yanımızda. Biz bir yandan gezelim, bir yandan anlatalım. Müzeyi anlatır mısınız öncelikle? Bu bulunduğumuz mekan Süvari Tavya, 1734 yılında Osmanlı tarafından yapılmış bir savaş yapısı. Ancak 1960'lı yıllarda Kars Peynir Fabrikası'nın olgunlaştırma deposu olarak kullanılmış. Evet. Peynirle tarihi ilk buradan başlıyor. Biz de 2021 yılında başladığımız restorasyon çalışmalarına bu yıl tamamlayarak peynir müzesi işlevini kazandırdık. Şu an bulunduğumuz salonumuz gravyer peynirinin yapım aşamalarını başından sonuna gerçek ölçekli, 1/1 ölçekli olarak gösteriyor. Şu an hemen sağımızda bulunan alan presleme. Yani gravyerin pişip cendere bezini alındıktan sonra 12 saat boyunca 1 veya 2 ton yükün altında tutularak saatlik çevirme ve bez değişimleri sonucunda
ilk sıkıştırma ve asitli suyunu atma aşaması. Şimdi özetle burada müzeden girdikleri zaman peynirin bütün yapım aşamasını en başından itibaren görebiliyoruz. Tabii. Yani, bitkilerden başlıyoruz. Tabii. Kars sütünü ve peynirini özel yapan burada bulunan 1600 çeşit bitki. Bu 1600 çeşit bitkinin bir kısmı endemik. Sadece Kars'a özgü. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde bulunmayan, Kars'ta bulunan bitkiler. Hayvanlarımız bunları otladığı için bu kadar kaliteli sütü ve bu sütten çıkan peyniri de özel oluyor. Bu yüzden gravye Türkiye'nin başka hiçbir yerinde olmuyor, tutmuyor. Peki bu gravyerin tarihi nerelere dayanıyor? Gravyer Kars'a İsviçre Almanları ve Kafkasya üzerinden gelen ailelerle beraber dönem buranın Rus işgali altındayken kurulan mandıralarla beraber halkımızın öğrendiği bir peynir türü. Gravyer'in aslı İsviçre'nin Gruye kasabasından ismini almadır. Oradan bölgeye taşınmış. Buraya geldikleri zaman ilk zaten bu yaylaları ve bitki çeşitliğini görünce burada bu peynirin çok güzel olacağını söylüyorlar ve bölgeye bu peynir geliyor. O günden bugüne bu üretim devam ediyor. Kars'ın şöyle bir özelliği de var. Gravyer peynirinin starter, başlatıcı bakteri kullanılmadan yapıldığı en nadir şehirlerden biridir. Kars'taki Fethiye Camii'nin önündeyiz şu anda. 1877'de Ruslar Kars'ı işgal ettiğinde Rus ordusundaki Kazak askerleri için yaptırılmış bir kilise burası aslında. Ve o kilise klasik Baltık mimarisi tarzında yapılmış ve günümüze kadar da bu mimariyle ulaşmış. Günümüzde cami olarak tabii ki hizmet veriyor. O dönem yapıldığında Alexander Lemski Kilisesi olarak biliniyordu. Ve Rusların Kars'ı terk etmesine kadar da kilise olarak kullanıldı. Daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında burası bir spor salonu olarak değerlendirildi. Spor salonu olarak kullanıldı. 1985 yılında da minarelerin eklenmesiyle birlikte camiye çevrildi. Şu anda da cami olarak hali hazırda ibadet ediliyor burada Fethiye Camii'nde. Tabii fethedildikten sonra yapılan, alınan camilere genelde Fethiye Camii ismi konuyor. Kars'ın merkezindeki bu camiye de Fethiye Camii demişler. İşte onun için tam bir Baltık mimarisi örneği aslında baktığınız zaman. Şehirde pek çok Rus dönemine ait Baltık mimarisine özgü yapılar var. Bu da onlardan birisi olarak kabul edilebilir. Kars'a geleceğiz dediğimiz zaman herkesin ilk sorduğu soru gazeti yiyecek misiniz? Tabii ki yiyeceğiz. Kars'a geldiğiniz zaman mutlaka yemeniz gerekiyor. Nerede yiyeceğiz? Nurhan abla'da yiyeceğiz. Biz de Nurhan abla'ya geldik ve Kars'taki gazetinin tadına bakacağız. Nasıl pişiriyorsunuz? Nasıl bu kadar lezzetli hale Şimdi geliyor? Şimdi bu Kars kültürü bizde. Kaz'ın döşü kara değecek. Evet. Yazdan çıkan yavrular palazlanır, büyür, beslenir, taneli beslenir. Bizde henüz entegre değil, yayla ve meralarda yayılarak, dolaşarak beslenir. O kazlar kesim takvimine geldiğinde, kar yağdığında, su buzlandığında kesime alınır. Damızlıklar saklanır, öbürleri kesime alınır. Kesilen kazlar imece usulü tüylerden arındırılarak, temizlenerek baskıya bırakılır su yoğunluğundan arınması için. Tuzlanarak bu sefer sırıklarda, damlarda asılarak kurutulmaya bırakılır. Bu kadar lezzetli olmasının sırrı ne peki diye sorsam?
Yani içine başka bir şey giriyor mu bu? Hiçbir şey koymuyorum. Ne tuz koyuyorum ne baharat. Yağlı bir ürün olduğu için kendi yağıyla harmanlanıyor. Onun yağı ve suyuyla bulgur pilavı yapıyorum. Kazın kendi aroması. Bir de çorba var. Evet. O da evelik otu çorbası. Evet. Evelik otu bizde ekilmeden yayla ve meralarda biten yabani bir ot. Beğenilen bir çorba oldu. Çünkü farklıydı. Yaptığım işte bölgede fark yarattım. Kadınlara cesaret verdim. Kadın emeğini ekonomiye dahil ettim. Aynen. Bizde kamuda kadın çalışırdı fakat özel sektörde asla. Ben özel sektörde o kadınlara o kapıları açtım. Vallahi şu çok, anda çok iş yeri açanlar, işletmelerde çalışanlar, kaz temizleyenler, kaz besleyenler, evet, kadına cesaret verdim. Ekonomiye de can verdim. İyi, çok da iyi yapmışsınız. Un helvamız. Türkiye'nin her yerinde un helvası yapılır. Evet. Fakat bizde yapımı biraz daha farklıdır. Daha değişik yöntemle yapılır. Bunları ben aileden gördüklerimle getirdim. Çünkü ben bir restorana gitmeden restoran açmış bir kadınım. Buna artık cesaret mi diyelim, özgüven mi diyelim. Yapacağım tatlı buydu. Bu da kaz evinin tatlısı olarak menüye oturdu. Vallahi her şeyi çok ince ince düşünmüşsünüz. Ellerinize sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Ben hemen ben daha fazla beklemeyeceğim. Afiyet olsun. Tadına bakacağım. Benim gibi çorba seven biri için mükemmel. Çünkü evelik otunun lezzeti çok güzel. Gerçekten müthiş. Ama çorbayı tadımlık bırakalım. Kaza geçelim. Elle yenir. Elle yenir bu değil mi? Bu yemek elle yenir. Elle yenir, biz de elle yiyoruz. Elin değdiğin onun lezzetini, kemiğin o aromasını hissedersin. Uzaktan uzağa çatalla bıçakla onun lezzetini anlayamazsınız. Ben ilk defa hayatımda kaz eti yiyorum. Gerçekten inanılmaz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Çok teşekkür ederim. Süper. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Maalesef kırsal bir bölgede doğuda yaşadığımız için kulübümüz adına da şehir adına da sıkıntılarımız çok. Yani gelen artık topçular anlamında olsun, hocalar anlamında olsun pek rağbet edilmiyor bizim buralar. Kulübünde sıkıntılar falan oluyor ister istemez. Bu sportif faaliyetlerinin ön plana çıkması şehrimizin adına da, şehirde yaşayan gençlerimizin adına da büyük bir farklılıktır aslında. Beyin sporcusu, milyon dolar verseniz buraya gelmez. Bu bizim şehrimizin sportif anlamda yaptığı bir başarıdır. Helal olsun Beyin Sports'a böyle bir program yaptığı için. Liglerin en üstünü de gördük. PTT 1. Lig'in kapısından da döndük. En alt süper amatörü de gördük. Şimdi Bal Ligi'ndeyiz. Yalnız bizim için sevdanın ligi yok. Kars Spor'un sevdası var. Başka bir sevdamız yok bizim. O yüzden bütün herkesten ricam bu takıma sahip çıkalım. Artık bu takımı bir nebze de olsun bir üst ligi olan profesyonel lige atalım. Hafta sonları gidecek başka bir sosyal aktivitemiz yok. Başka bir şey, denizimiz yok, sahilin kenarına gidip gezelim. Futboldan başka hiçbir şeyimiz yok bizim. O yüzden bizim Harbiler 36 grubu olarak bizim burada yapmak istediğimiz en büyük sosyal proje, sosyal sorumluluk projesi gençliğimizi kahve köşelerinden, kötü alışkanlarından kurtarıp spora teşvik etmek. Kars Spor, biz Kars gençliğinin tutunabileceği tek daldır. Renklerimizle, sevdamızla burada elimizden geldiğince şehrimizin takımına destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene ligde kalmak için mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sene şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Renkleri yeşil ve beyaz. Yeşil, Kars'ın yeşilliğini, beyazsa karını temsil ediyor. Bundan sonraki süreçte de şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayacak olan önümüzdeki süreçte şehrimizin ileri gelenlerini, iş adamlarını buraya Kars Spor'a destek olmaya davet ediyoruz. Oh!
Kars'a geldiğiniz zaman ilk gezmeniz gereken yerlerden biri de Ani Örenyeri hiç şüphesiz. Yanımızda da Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doçent Doktor Muhammed Aslan var. Öncelikle tabii Ani dediğimiz zaman kuruluşu ve burada kimler yaşamış, neler yaşanmış onu anlatabilir misiniz bize? Ani'nin ilk tarihinin ilk çağlara kadar indiğini söyleyebiliriz. Tabii ardından Urartuların belli bir hakimiyeti var ki özellikle iç kaledeki bazı duvar örgüleri kentin devlet manasında ilk sakinlerinin Urartular olduğunu bize göstermekte. Ani'nin asıl gelişimi ise Orta Çağ döneminde olmuştur. Bu dönemde özellikle 9. yüzyıldan itibaren şehre hakim olan Bagratlı hanedanlığı kenti şenlendirmiş. Özellikle ticari anlamda şehir oldukça gelişmiş ve göç alarak nüfusu 100 binlere kadar ulaşmış bir şehir. Bagratlılardan sonra kısa bir süre kente Bizans'ın hakim olduğunu görürüz. Bizans burayı birkaç kez işgal etse bile, saldırsa bile şehri ele geçirememiş. Ancak bir tuzakla Ani'yi elde etmiş 1044 yılında. 20 yıl kadar Bizans'ın elinde kalmış ve ardından 1064 yılında Sultan Alparslan önderliğindeki Selçuklu ordusu Ani'yi fethetmiş ve Ani artık Selçuklu'nun ülkesi haline gelmiş. Biz hep Anadolu'nun Türklere açılan kapısı olarak 1071 Malazgirt'i biliriz. Halbuki bundan 7 yıl önce 1064 yılında Ani'deki fethi Türklere açılan ilk kapı olarak karşımızda durmakta. Ve tabii burada pek çok yapı var. Gerek daha öncesinden kalan kiliseler, gerekse Anadolu'daki ilk Türk camii var burada. İsterseniz onları da hep birlikte gezmeye başlayalım. Evet, buyurun. Ani Katedrali ya da Fethiye Camii olarak adlandırılan yapının önündeyiz. Burası Ani Örenyeri'ndeki en güzel yerlerden biri bence. Siz buranın hikayesini anlatır mısınız bize? Evet, burası Ani Katedrali, yani şehirdeki en büyük kilise. Kilisenin inşasına 987 yılında Bagratlı emirlerinden 2. Simbat tarafından başlanmış. Ancak kendisi vefat edince de yerine oğlu Kral Gagik zamanında da kilise tamamlanmış. Kilisenin mimarı aynı zamanda din adamı da olan Tridat adlı bir mimar. 1010 yılında tamamlanmış. İnşaatı uzun sürmüş. Bunun sebebi ise şu: o dönem İstanbul Ayasofya'sının kubbesi yıkılınca bir depremden zarar görünce mimar Tridat aniden İstanbul'a davet edilmiş ve İstanbul Ayasofya'sının kubbesini onarmış. Kilisenin önemli bir tarafı ise şu: Fetih Camisi olması. Evet. Sultan Alparslan'ın biliyorsunuz 1064 yılında Ani'yi fethedince fetih hakkı olarak bu kiliseyi camiye çevirmiş ve içerisinde de ilk cuma namazı kılınmış. Bu haliyle biz Ani'nin Ayasofya'sı olarak bu yapıyı nitelendirmekteyiz. Yapı üç nefli kubbeli bazilikal bir planda inşa edilmiş. Apsisi yanında, iki yanında pastaforyum hücreleriyle birlikte anıtsal eserlerden birisi. Burası aynı zamanda Ani Örenyeri olarak da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alındı, değil mi? Evet, 2016 yılından beri Ani Örenyeri UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde, kesin listesinde bulunmakta. Ani Örenyeri'ni gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de Saint Krikor, yani Aziz Krikor Kilisesi'nin önündeyiz. Burası 10. yüzyılda yapılmış bir kilise. O dönem burada hüküm süren Bagratlı hükümdarlığı döneminde yapılmış kilise. Günümüze kadar da ulaşmış ve Ani Örenyeri'ne geldiğiniz zaman buranın yine simge yapılarından biri olarak kabul ediliyor.
Gregorian mezhebinin kilisesi zaten merkezdeki şu an Kümbet Camii'ne de baktığınız zaman aynı mimari yapı özelliklerini taşıdığını görüyorsunuz. Aslında burada çok sayıda kilise var. Onların içerisinde sağlam kalanlar birkaç tane. Bu da onlar içerisinde yine en çok gezilen, ziyaret edilenlerden birisi. Haniören yerinde Anadolu'daki ilk Türk camiinin önündeyiz. Ebu Menüçer Camii burası. Burası 1072 ile 1090 yılları arasında yapılmış ve Sultan Melikşah'ın emriyle o dönem buranın emiri olan Ebu Menüçer tarafından yaptırılmış. Aslına bakarsanız Anadolu'daki ilk Türk camii burası ve Selçuklu mimarisinin de Anadolu'daki ilk örneği aslında. Sekizgen köşeli minaresiyle ve klasik Selçuklu yapısıyla hemen dikkat çekiyor zaten. Sütunlarındaki mukarnaslarıyla Anadolu'daki pek çok camiye de aslında ilham olmuş Selçuklu mimarisinin ilk örneği. Haniören yerine geldiğiniz zaman bu camiyi de gezmeniz gerekiyor mutlaka ve yakın bir tarihte de ibadete açıldı. Onu da hemen söyleyelim. Şu an cami olarak da hizmet veriyor. Tabii Kars'a geldiğinizde yapmanız gerekenlerden biri de mutlaka Çıldır Gölü'ne gelip burada kızağa binmek ve donmuş gölün tadını çıkarmak. Dural Daşdemir yanımızda. O da bu gölü en iyi bilenlerin başında geliyor. Evet, öncelikle gölü sorayım. Ne zaman donuyor, ne zaman eriyor, ne kadar böyle kalıyor? Bizim burada sezonumuzun başlaması Aralık 15-20 o anki hava şartlarında, yani o hafta içerisinde mutlaka 2-3 gün aksama durumuyla 15-20 arası donuyor. Mart'ın sonuna kadar da biz burada hizmet veriyoruz. Nisan'ın ilk haftasında onun gibi falan da buzlar tamamen parçalanmaya başlıyor. Onun da ayrı bir görseli var. Bu sene kar çok yağmadığı için çok değişik bir kalınlığa ulaştı. Biz gölün üzerine buz kalınlığı 5 santim olduktan sonra çıkabiliyoruz. Evet. Taşıma kapasitesi bu. Şu an 60 santim bir buz tabakası var. Hiç bu kalınlığa ulaşmamıştı daha önce. Yani son 7-8 yılı söyleyeyim ben kendim bildiğim. Hiç bu kalınlığa buz ulaşmadı. Aynı noktada 5 tonu kaldırabilecek bir kapasitede. Yani hiç olmadığı bir durum, evet. Gönül rahatlığıyla herkes çıkabilir buzun üstüne. Tabii ki. 5 santim olduktan sonra çıkılıyor. Biz kendimiz çıkıyoruz. 10 santimden sonra da müşterileri çıkarabiliyoruz. Gelen yerli yabancı turistleri çıkarabiliyoruz. Peki burada turizm açısından neler yapılıyor? Kızakla gezi var. Balık tutuluyor galiba yine gölün tabii üzerinde. Tabii ki efendim. Bizim buradaki hizmetimiz, burada atlı kızakla çok güzel bir masalsı yolculuk yapıyoruz. Şeyin gölün üstünde bazı noktalarda karı temizleyip cam buz. Yani ilk donduğu gibi yıl sonuna kadar bir yeri hiç bırakmıyoruz. O şekilde kalıyor. Gelenler, yani burayı sadece kar değil cam buz olarak da gösteriyoruz. Patent sahalarımız var. Kızak turlarının haricinde Eskimo usulü balık tutumu yapıyoruz. Bu deneyimi de buraya gelen yerli yabancı turistlerle paylaşabiliyoruz. Yani birebir onlar bunu yaşayabiliyor. Kış turizmi olarak baktığın zaman buraya ne kadar kişi geliyor ortalama? Şimdi kış turizminin Çıldır Gölü en uğrak noktalarından biri. Biz burada hafta sonu 1000 hatta 1000 kişinin üzerine çıkıyor, hizmet veriyoruz. Hafta içi de 700-800 kişiye hizmet veriyoruz. Yani bu yılki rağbetten çok mutluyuz, memnunuz biz. Hareketlilik çok çok hat safhada.
Kars Valisi Sayın Türker Öksüz'le birlikteyiz. Son dönemde Türkiye'de yıldızı parlayan şehirlerden biri turizmle birlikte Kars ve Kars'ı onunla konuşacağız. Öncelikle teşekkür ediyoruz bizi burada konuk ettiniz. Öncelikle şuna başlayalım. Siz Kars'ı nasıl anlatırsınız? Kültürel ve coğrafi önemini göz önüne alarak Kars'ı bize nasıl anlatırsınız? Ülkemizin Kafkasya'ya açılan kapısı. Bir tarih şehri, bir kültür şehri. Tabii bir yandan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Aniören yeri, bir yandan doğal güzellikleri, Çıldır Gölü ve Türkiye'nin bana göre en güzel kayak merkezi, Sarıkamış Kayak Merkezi. Tabyaları, kaleleri ve diğer bütün taşınmaz kültür varlıklarıyla birlikte bir tarih ve kültür şehri olarak tanımlamak mümkün. Ama aynı zamanda tabii ki Bakü-Tiflis-Kars demiryol hattıyla birlikte doğuyu batıya bağlayan, ülkemizi Kafkaslara bağlayan çok önemli bir kavşak noktasında, çok önemli bir jeopolitik konumu da var. Onun için ülkemizin müstesna yerlerinden birisi ve bir Serhat şehir, evet. Ve aynı zamanda ilklerin de şehri, Anadolu'da ilk gazi kumağını verilen bir şehir ve Anadolu'da milli mücadele döneminde ilk cumhuriyeti kurmuş. Cenab-ı Garbi Kafkas Cumhuriyeti'ni kurmuş. Çok önemli bir şehir. Doğu Ekspresi, Turizm Ekspresi bu turizmdeki ivmemizi daha da artırdı elbette. Yerli ve yabancı ziyaretçiler için her şeyimiz var. Tarih var, kültür var, doğal güzellikler var. Tabii ki bu tarihi ve kültürel şehre, 7000 yıllık tarihi olan bu şehri her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Biz de bunun için projeler üretiyoruz. Buna bir de gurme turizmi de ekleyebiliriz herhalde Kars Kazı ile birlikte değil elbette, mi? Elbette, elbette. Biraz önce dedim, coğrafi işaretli kaşarımız var, kazımız var. Tabii ki bu doğal şartlarda yetişen, organik ürün diyebileceğimiz bir ürünümüz. Dünyanın 18. peynir rotası tescillenen artık Kars'ta var. Hem peynir müzemiz hem de peynir rotalarımız, köylerimizdeki peynir üretimleri. Bütün bunlar şehrimizde gastronominin de her geçen gün geliştiğini gösteriyor. Son olarak da futbolu soracağım. Tabii futbol tüm dünyada belki de en çok sevilen spor. Evet. Burada kış sporları da çok popüler. Evet. Ama futbol takımı da şu anda daha üst liglere çıkmaya çalışıyor. Evet. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii ki biz de sporun gelişmesini istiyoruz. Hepiniz biliyorsunuz spor hakikaten birliğe, dayanışmaya, kardeşliğe, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne önemli katkıda bulunuyor. Amacımız spor kulüplerimizin daha üst liglerde mücadele etmesi. Kars 36 Spor'u bu anlamda elimizden geldiğince belediye olarak da, valilik olarak da destekliyoruz. Bölgesel amatör ligde mücadele ediyor. Biz istiyoruz ki önce 3. lige sonra da 2. lige çıkalım. Bunun için biz gerekli desteği vereceğiz bundan sonra. Tabii ki şehrin tamamının futbol takımına sahip çıkması gerekir. İnşallah ileriki yıllarda daha üst liglerde görmek istiyoruz. Bir zamanlar 2. ligde mücadele eden Kars'ın yine oralarda mutlaka olması lazım diye düşünüyorum. Kars'ta yöresel lezzetlerin tadına bakmak için Kars Valiliği'nin tam karşısındaki bir restorana geldik. Aslında burası biraz da özel bir yer çünkü sadece kadınlar çalışıyor burada. Evet. Ve Tülay Yeşilyurt yanımızda. Hoş geldiniz. Hem burayla ilgili hem yemeklerle ilgili bilgileri sizden alacağız. Hoş bulduk. Öncelikle tabii buradan bahsedelim. Nasıl çıktı bu fikir? Sadece hanımların çalışması tabii mutlaka lezzete de yansıyordur ama siz anlatır mısınız biraz bize? Öncelikle ben bu mesleğimi çok seviyorum. Çok yıllar önce istiyordum. Eşimi nihayeten tabii ki 5 yıl sonunda bir ikna ettim. Daha sonra böyle bir restoran açtım. Sırf bayanlar çalışıyor. Burada yöresel yemekler yapıyoruz. Ondan sonra hem hamur işi yapıyoruz hem yemek yapıyoruz. Aslında burası bir adeta sosyal sorumluluk projesi diyebiliriz. Evet. Restoranda kadınların çalışması.
ev yemeklerinin lezzeti o zaman bu yemeklere taşınıyor diyebilir miyiz? Tabii ki. Kadın eli değdiği her şey çok güzel oluyor. O zaman hemen tanıtmaya başlayalım Kars'ın yöresel yemeklerini. Hemen ben şu büyük bir kupa içerisinde duran yemekle başlayayım istiyorum. Bu piti diyoruz. Kuzu incikle yapılıyor. Yine bu yöremize ait. İnsanlar bunu safranla yapıyoruz bildiğimiz. Burada da sarı kök diyoruz. Hem safran dili hem sarı kök. Onunla nohutla ve kuzu incikle birleşen bir yemeğimiz. İçinde başka sebzeler de var sanıyorum. Yok, içinde sadece domatesle biber koyuyoruz. O süs olarak. Bir de kuyruk yağı koyuyoruz. Evet, özelliği o. Lezzeti o. Kendi suyuyla pişiyor. Ve daha sonra şöyle merşafa diyoruz biz buna, kupa ya da merşafa. Bunlara koyup fırına veriyoruz. 2 saat pişiyor. Kendi halinde 2 saat pişiyor. Bunun içerisinde pişiyor yani. Tabii ki bunun içerisinde pişiyor. Daha sonra ekmek, bildiğimiz lavaşlar var. Onlara koyup suyunu döküyoruz. Onu yiyoruz. Daha sonra da etle nohutu beraber karıştırıp yiyoruz. Yani bir öğünde aslında bu insana yetecek. Yetiyor. Tabii ki yetiyor. Önemli bir yemek. Yetiyor, evet. Hamur işi var demiştiniz. Hemen benim önümde evet, var. Evet, hem de hamur işi yapıyoruz. Bu Kars'ımıza özel bir kete. O da suyla, unla ve ayrıyeten tereyağıyla bir un karışımıyla içine koyuyoruz, bastırıp böyle fırına veriyoruz. Peki, burada ortasında tereyağı havuzu olan. O da haşıl diyoruz bizim bu yöreye ait yine. Buğdayın dövülmüş hali. Bunu da suyla beraber bir 2 saat, 2,5 saat sürekli karıştırıyoruz. Daha sonra böyle tabaklara koyup üzerine de isteyen yoğurt da koyabiliyor. Tereyağı koyup yiyoruz. Bol tereyağlı, güzel ısıtır. Aynen. Hemen şuna geçelim. Bu tam hangeldir? Mantının etsiz bir hali. Bunu da kesiyoruz, suyda haşlıyoruz. Üzerine yoğurt, sarımsaklı yoğurt ve karamelize soğan. Evet. Bunun özelliği de bu. Özellikle de ben bunu çok merak ediyorum ama yemesi onun biraz meşakkatli galiba. Kolay aslında. Kolay mı? Nasıl evet, yeniyor? Evet, yapalım. Hadi, yapalım bir tane. Şöyle ekmeğimizi şöyle doğrayacağız. Sonra içerisine suyumuzu koyacağız. Suyumuzu koyup önce bunu yiyoruz. Evet. Bunu yedikten sonra da etimizi çıkarıp bunu beraber, nohutla beraber yeniyor. Kars'ın en meşhur yerel lezzeti tabii ki gravyer ve kaşar. Biz de Kars'a gelip peynir çekmeden dönemezdik. Şimdi Selami Çapan'ın yanındayız. Kars'ımızın en büyük şeylerinden birisi kaşar ve gravyer. Evet. Gravyer dünyada, dünya bazlı konuştuğumuz zaman İsviçre, Hollanda ve Türkiye. Türkiye'de yapılan tek yer burası Kars. Kars. Kars'ta neden tek yer? İklimi, mere yapısı. Ondan sonra bitki, flora, çeşit zenginliği ve diğer tarafta olmazsa olmazı yani kaşarın ve gravyerin olgunlaştırılmasındaki en büyük şeylerden birisi bizim tamamen doğal klima ve depolama süreci. Ama içeriye baktığımız zaman bunun içerisindeki işte süttür, tuz ve mayadır. Başka bir bileşen yok. Şimdi gravyeri anlatacak olursak, gravyer diğer peynirlerden farklı, özel bir peynir. Çok farklı. Çok özel bir peynir. Tabii. Bir tek de Kars'ta yapılıyor Türkiye'de. Türkiye'de bir tek Kars'ta yapılıyor. Peki gravyeri diğer peynirlerden ayıran ne diye sorsan? Yapılışı, sütün kalitesi. Tamamen mera sütü. Yani kış sütü yapmaya çalıştığın zaman sen bu tadı, bu kaliteyi, bu lezzeti alamazsın. Evet, şu gözenekler dikkat çekici tabii gravyerde diğer peynirlere göre. Bunlar bir şey ifade ediyor mu? Tabii ki bunlar gravyerin olgunlaştırılmış. Yani artık ben her şeye hazırım. Zaten içine baktığınız zaman şöyle camsı bir şey var, parlaklığı var. Aynen. Bu tamamen ürünün olgunlaştırılması, ben olgunum artık, bu saatten sonra benim şeyim yemeğe, sofraya hazırım demesidir. Bu gözeneklerin oluşması şudur, ürün fermente oldukça, olgunlaşma sürecine girdikçe, zaman aşımına uğradıkça gözenekler büyümeye başlar.
Kars'ta futbol nasıl çok sevilir mi? Şimdi amatör ligde bir takım var ama daha önce ikinci ligde de mücadele etmiş Kars. Ya ikinci ligde mücadele etti. Tabii bizim Kars'ta şu anda dışarıda bir sürü iş adamlarımız vardır. Bunların dönüp de ilk önce biz geldiğimiz yere bir geri dönüş yapmamız lazım. Doğru. Çünkü doğduğumuz yer bizim burasıdır. Özellikle dışarıdaki bizim büyük yatırımcı iş adamlarına düşer. Kars'ta Sarıkamış'ta Katerina Av Köşkü'nün önündeyiz. Katerina Av Köşkü 1896 yılında Çar 2. Nikola tarafından aslında oğlu Alexi'nin tedavisi için bir rehabilitasyon merkezi ve hemen yanında da bir av köşkü olarak yapılmış ama halk arasında burayı karısı Katerina için yaptığı söyleniyor. O nedenle de Katerina Köşkü olarak günümüze kadar ismi gelmiş. Yapının en önemli özelliği yekpare ahşaptan yapılma olması ve içerisinde hiç çivi kullanılmaması. Ayrıca yine buranın kendine özgü bir ısıtma sistemi var kolonların içerisinde ve o kolonların içerisindeki ısıtma sistemi bütün binayı ısıtıyor. İki binadan oluşuyor aslında. Bir bölümü az önce dediğim gibi av köşkü olarak kullanılmış, diğer bölümü ise hastane ve okul olarak da bir dönem kullanılmış. Günümüze kadar ulaşan o Rus döneminin en önemli eserlerinden biri. Şu an beton bloklar sayesinde, içindeki beton kirişler sayesinde ayakta durabiliyor. Ve Sarıkamış'ta, tepede, ormanın içerisinde hakim bir konumda gerçekten de çok güzel bir görüntüsü var. Kars'ta Sarıkamış Şehitliği'ndeyiz. Dedik ya Kars güzellikleriyle olduğu kadar acı dolu hatıralarıyla da hatırlanıyor. Özellikle de Sarıkamış Harekatı gerçekten bizim tarihimizdeki en acı, en hüzünlü hatıralardan biri. 1914'te Rus ordusunun buradaki işgalinden kurtulmak için, Kars, Ardahan ve Sarıkamış'taki işgalinden kurtulmak için Osmanlı Devleti burada bir harekat başlatıyor. Başta Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa var ve 22 Aralık 1914'te 118 bin kişilik bir orduyla buradan harekete geçiyor. Allah-u Ekber dağlarını aşarak Sarıkamış'a inmeyi hedefliyorlar ama lojistik yönden gerçekten hazırlıklı değil ordu. Büyük bir kısmı Arap çöllerinden ya da Güneydoğu Anadolu'dan gelmiş askerler kış şartlarına hazırlıklı olarak buraya gelmiyorlar. O nedenle yapılan bir planlama hatası var ama Enver Paşa'nın ısrarları, özellikle gece taarruzlarını ön plana çıkarması ve buradaki komutanların bahara bırakalım paşam, yapmayalım şimdi demelerine rağmen ısrarla harekatı devam ettirmesi yüzünden yaklaşık 90 bin şehit veriyoruz burada. O rakamlar, resmi rakamlar 72 bin, 78 bin o civarda ama son araştırmalar 90 bine kadar çıkabildiğini gösteriyor. Hazırlıksız yakalanıyoruz demiştik. Allah-u Ekber dağlarını aşarken 38 bin şehit veriyoruz. Çoğu donarak şehit oluyor. Bir şekilde dağlar aşılıyor, Sarıkamış kuşatılıyor ama açlık ve kış şartları yüzünden o kuşatma da başarılı olmuyor ve kalan askerlerimiz de ne yazık ki orada şehit veriyoruz. O gün orada yaşananlar günümüzde hala her yıl anılıyor. Orada şehit olan, donarak ölen askerlerimizi unutmuyoruz. Onları bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
Kars'a, Sarıkamış'a geldiğiniz zaman bu şehitliğe uğrayıp onların ruhlarına bir Fatiha okursanız herhalde onlar da bunu mutlaka hissedeceklerdir. Dediğim gibi çok acı bir olay. Buraya geldiğiniz zaman bu hüznü, bu şehitlikte hissedebiliyorsunuz. Kars 36 Spor Başkanı Erkan Aydın'la birlikteyiz. Takımın son durumunu ve hedeflerini onunla konuşacağız. Öncelikle tabii şunu sorayım. Kars şu an Türkiye'nin en gözde illerinden biri. Özellikle turizm çok son yıllarda popüler burada. Futbolda durum nasıl? Yani Kars halkının futbola bakışı nasıl? Evet, bahsettiğiniz gibi Doğu Ekspresi ile beraber kış turizmi bir canlılık yaşıyor. Biz de onunla beraber burada Kars Spor'u da tanıtmak amacıyla bu yönetimi devraldık. Hedefimiz şu an orta sıralardayız. Kars halkında futbola merakı çok fazla. Yani seyirciye oynuyoruz 3.000, 5.000 maçlarımızın durumuna göre. O seyirci kapasitemiz de var, yani ilgi var kulübümüze. Şehirde futbola ilgi maç günleri nasıl oluyor, biraz anlatır mısınız? Narbiler 36 diye bir taraftar grubumuz var. Yani böyle ses getirebilecek bir taraftar grubu. Hafta içinden beri başlanıyor, yani burada hafta sonu maç olacağıyla ilgili bir büyük bir heyecan oluyor şehrimizde. Peki bu sezonla ilgili hedefimiz ligde kalıcı olmak dediniz. Şu an bölgesel amatör ligdesiniz. Evet, bölgesel amatör ligdeyiz. Ligde kalıcı olmak, yani bir hedefimiz vardı. Tabii ki olmayınca, işler aksi gidince bu yıl için biraz sekteye uğradık. Ama bu takım tabii ki en kısa sürede 3. lige çıkacaktır. Yani. Ben de onu soracaktım. Uzun vadeli hedef nedir peki? Şimdi hedefimiz önce 3. lige çıkarmak. Yani bu şehrin zaten yeri burası değil, yani bal ligi değil. Yani şey olarak baktığın zaman il takımı, potansiyel olan, seyircisi olan, yani iyi bir kulüp. Şanslıklarımız, yani takımımız bir de 2. ligden buralara geldi. Yani takım da önce 2. ligi görmüş. Ama ilk hedefimizi bir 3. lig koyalım, daha sonra oraya geldikten sonra hedeflerimizi tabii ki büyütürüz bizlerdi. Kars 36 Spor Teknik Direktörü Yusuf Çelik'le birlikteyiz. Öncelikle Kars şehrinin futbola olan ilgisini sorayım ben. Uzun yıllarda çalışmıştınız daha evet, önce de. Evet, daha önce kendim de bu takımda oynadım, kaptanlık yaptım, abilik yaptım. Şimdi yaş itibariyle tabii ki şimdi hocalık görevine layık görüldük. Şimdi onu devraldık. 6 yıl daha önce çalıştım bu takımda. Bu takım daha önce 2. ligdeydi. Evet. Ama tabii bazı maddi imkansızlıklardan dolayı 2. ligden 3'e, 3'ten bölgesel amatöre düştük. Şimdi tekrar yükselmek için, bir çıkış yakalamak için mücadele ediyoruz. Şehrin futbola olan ilgi ve alakası çok yüksek. Tarafların müthiş bir ilgisi var. Şimdi takım puan olarak, belki futbol olarak iyi bir yerde, kaliteli bir takıma sahibiz. Ama puan olarak istediğimiz yerde değiliz. İlk maçımı galibiyetle, seyircim önünde galibiyetle bitirdim. Allah nasip etti. Hayalimizde PTT Lig ve Süper Lig var. Layık olduğu yere getirmek için elimizden gelen her mücadeleyi vermek istiyoruz. Özellikle bütün maçlarda yani en kötü tribünümüzün yarısı doluyor. Başarı olduktan sonra full çekiyor zaten. Yani futbolu aç bir şehir. Başarı geldiği zaman herkes geliyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani takıma büyük bir ilgi, destek var. Sezon başı biraz kötü başladık. Futbolun içinde bir aile ortamı, bütünleşme olduğu zaman başarı gelir zaten. Öyle de çıkılabilir yeniden yani. Ama bunun için herkesin destek olması lazım. Yani şehir bütünleşirse başarı yeniden gelir.
Futbolun şehirlerinde bu hafta Kars'taydık. Programa başlarken ne demiştik? Edirne'den Kars'a tüm Türkiye'yi sizler için dolaşacağız diye. Bu hafta da Kars'ı ekranlarınıza getirdik. Serhat şehri Kars. Son dönemde kültür turizmiyle ve Doğu Ekspresi ile birlikte yıldızı biraz daha parlayan bir şehir. Ama burada gezilecek, görülecek o kadar çok yer var ki geldiğiniz zaman anlayabiliyorsunuz. Kars, tarihi güzellikleriyle ve kültürel mirasıyla gerçekten mutlaka gezmeniz, görmeniz gereken bir şehrimiz. Ve tabii ki futbol Kars'ta çok seviliyor. Kars 36 Spor Bölgesel Amatör Lig'de üst liglere çıkmanın planlarını yapıyor. Onların da hedeflerini öğrendik. Kar yoktu. Şubat ayında geldik ama Kars'ta kar görmedik. Ama Kars her haliyle güzel ve umarız siz de bu programı izledikten sonra bizimle aynı görüşte olursunuz. Haftaya güzel Türkiye'mizin bir başka köşesinde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.